bak 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 kuyruğun nerede? Ayı ayağına benziyor. Az önce korkudan kuruna hatmettik. Abi zaten watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. Herkese merhaba. Şimdi yoldayız. Arkadaşımla beraber kuzey ışıklarını görmeye gidiyoruz. İnşallah denk gelir. Çünkü o kuzey ışıkları çok böyle farklı farklı faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yani böyle %100 garanti değil çoğu zaman görebileceğiniz. Hani belli aylar var, belli saatler falan var böyle. Hani görmenin daha böyle mümkün olabileceği. Öyle. Biz böyle birkaç ay öncesinden ayarladık, böyle minik bir gezi yapacaktık aslında, böyle iki geceliydi. Ondan sonra ben dün bunu şey yaptım, bir geceye çevirdim çünkü iki gün gitmek çok istemedim. Kiwi falan var ya. Şimdi böyle Toronto'dan 2 saatlik falan uzakta bir yere geldik. Burada böyle bir park var, tamamen orman. Bu park bütün böyle şehir ışıklarından, her şeyden böyle uzakta. Özellikle böyle işte ne denir ona? Özellikle öyle tutulan bir park, işte böyle karanlık park gibi bir şey herhalde Türkçesi. İşte içeride falan böyle ışık kirliliği falan yok. O yüzden kuzey ışıklarını görebilmeniz, yıldızları görebilmeniz falan daha kolay oluyor. Bizim parkta daha önce ışıkları gören insanlar olmuş. Ama eğer ışıkları göremezseniz de böyle hani şey var ya, Samanyolu galaksisinin bir kısmı falan görünüyor, yıldızlar falan görünüyor diyorlar. Öyle inşallah denk gelir. Şimdi kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Oda tuttuk ikimizi birer tane. Ondan sonra odaya gideceğiz. Birazcık dinleniriz muhtemelen. Saat şu anda 5'e geliyor. 4.30. Sonra biraz dinlenip bir ormanı keşfe çıkacağız. Çünkü akşam karanlıkta yolumuzu bulmamız çok zor olur diye. Ben bir istiyorum ki hava hala aydınlıkken ormana gidelim. Nereye gideceğimizi bulalım. Ondan sonra şey yaparız. Akşam gittiğimizde kaybolmayız inşallah diye. Öyle. Geldik. Böyle minik çok tatlı bir motel, tamam mı? Hep böyle filmlerdeki gördüğümüz şeyler gibi. Benim odam burası. Birazdan size şey yapacağım. Küçük bir tur vereceğim. Ama Allah korusun kamera mamera olur, bir şeyler olur diye gideceğiz. Birazdan içeriden şey yapacağız. Saklamışlar mı bir şeyler? Bir şeyler olmuş mu falan, onlara bakacağız. Ama çok tatlı bir oda gibi görünüyor. İnşallah böcek böcek yoktur. Kı bak 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 kı bak 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 kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, üzerim nerede? Canım sıkıldı. Arkadaşım hala anahtarı bulmaya çalışıyor. Depresyondayım. Unutuldum, aldatıldım. Sevgilimde bayrıldım. Çok yalnızım. Arkadaşlar şimdi size küçük bir oda turu yapacağım. Odaya hoş geldiniz. Oda gördüğünüz gibi birazcık küçük ama bence çok tatlı. Buraya minik bir televizyon var. Bu kırmızı ışığın televizyon ışığı olduğunu düşünüyorum ama bunu yine de kapatırım. Olur da kamera mamera çıkarsa diye. Böyle tatlı, eski, çirkin ama birazcık da güzel bir oda. Burada çok tatlı böyle minik bir manzara varmış. Manzarayı çok sevdim. Çok tatlı. Ondan sonracığıma burada buzlar var. Ooh, nice. Burada bir tane koltuk var. Ve burada bir şey var. Eww. Bu çiçekler çok güzelmiş. Giderken alırım belki. Kahve masası hoşuma gitti. Burada ışık var. Nasıl yanar ki bu ışık? Hiçbir fikrim yok. Ah, buldum. Çok güzel arkadaşlar. Sonra burada tuvaletimiz var. Çok kötü kokuyor. Biri ölmüş gibi kokuyor. İnşallah biri ölmemiştir. Burada ışık gördüm. Burada niye ışık var? Burada ışık olması normal mi? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten burada niye ışık var? Neyse. İnşallah bir şey yoktur. Ondan sonra arkadaşlar berbat kokan bir banyomuz var. Burada ben varım. Ondan sonra cuma. Niyeyse her yerden böyle ölü bir şeyler çıkacakmış gibi hissediyorum. Gerçekten çok korkunç. Ama böyle tatlı minik küçük bir oda. Şey çok hoşuma gitti. Burada kendi kapın var. Herkesin kendi kapısı var. Ve sadece 3-4 tane var. O yüzden böyle aşırı kalabalık değil. Öyle. Bakın çok güzel. Arkadaşımla kendi odasına gitti. Biz burada birazcık şimdi dinleneceğiz. Birazcık bir şeyler yeriz. Sonra ormana doğru gideriz. İnşallah benim Montreal facialarım gibi bir şey çıkmaz. İnşallah gerçekten eğlenebilirim. Çünkü ne zaman böyle minik böyle bir ufak gezi bir şey yapsak her seferinde bir şey çıkıyor yani. Öyle. Ama öyle.
Arkadaşlar dünyanın en değişik Walmart'ı. Toronto'daki Walmart'lar böyle değil, onlar mavi. Ve bu böyle arasında yıldız falan var. Çok komik görünüyor. Gerçekten ağaçtan göremiyorsunuz ama. That's so funny. Bak çok komik görünüyor. Çok değişik. Arkadaşlar. Dünyanın en büyük patatesler nasılını buldum. Ama az önce birazı koptu. Birazcık daha uzun. Ama bakar mısın? Kafam da aynı boyda. Şu an lotoya kazanmış gibi hissediyorum. Çok güzel. Arkadaşlar ben böyle mesela hamburger yerken bu yanda veren mini ketçaplar var ya. Bunları mesela patatesi koymak istesem patatesi içine daldırmak çok zor oluyor. Hani yandan açtım desem, hani böyle yandan açıp tabak gibi daldırayım desem, bunu koyacak bir yere ihtiyacım var. Veya mesela hamburgere koyacak olsam her yerime batacak. Bu yüzden ben direkt bunu ağzıma sıkıyorum, sonra ne yiyeceksem yiyorum. Ve insanlar bana bunun değişik bir şey olduğunu söyledi. Ablam bunun grip olduğunu söylemeden önce ben bunun kötü bir şey olduğunu fark etmemiştim. Hemen örnek olarak gösteriyorum. Ağzıma şu an ketçap var sonra. Bence çok mantıklı. Niye değişik bir şey olduğunu anlamıyorum. Ha ağzıma sıkmışım, ha üstüne koyup ısırmışım. Aynı şey. Nereden de denemediyseniz tavsiye ederim. Bence çok mantıklı. Öyle. Şimdi yemek yiyoruz, sonra ormana gideceğiz. Bye bye. Arkadaşlar işte şimdi parka geldik, tamam mı? Burası zaten böyle anlattım ya size, karanlık, bilerek karanlık şey yapılıyor, ışık berbat. İşte bilerek böyle çok karanlık bırakılmış bir yer. Etrafında hiç böyle şehir ışıklarının gürültüsü, kirliliği falan yok. Şimdi şöyle oldu, biz yemek yemeye gittik. Böyle bizim olduğumuz yerden 18 dakika uzaklıktaydı. Ondan sonra oradan parkın da 18 dakika olduğunu düşündük. Öyle gördük haritadan. Ama sonra park yarım saat gösteriyordu. Biz de yemek yedik falan değilse saat böyle 5 oldu. Böyle 5.30-6 gibi bir şeydi işte, neyse. Sonra biz de bilemedik hani geri gidip birazcık dinlenip bir çıksak yoksa bir gidip parka mı baksak diye. Sonra dedik hadi gel bir parka gidelim bakalım, hani bir yolumuzu öğrenelim dedik. Ama biz gene kadar her yer zifir karanlık oldu. Saat şu anda 7. Şimdi hiç yanımızda el feneri falan yok hepsini. Çünkü hani otelde bıraktık, motelde bıraktık. O yüzden şimdi el fenerleriyle işte telefon ışıklarıyla falan birazcık yürüyeceğiz. Birazcık bakacağız sağa sola. Ondan sonra eğer olmuyorsa falan geri gideceğiz. Çünkü bende böyle biber sprey gibi bir şey var ayılar için. Sonra böyle bir tane alarm falan var hani ne olur ne olmaz diye, ben bayağı hazırlıklı geldim. Ama onlar hepsi şu anda motelde. O yüzden işte birazcık bakacağız, inşallah bir şey olmaz. Ben yol boyu şey araştırıyorum işte, burada ayılar var mı geldiğimiz yerde, işte ayı görürsek ne olur falan diye. Varmış ayılar ama siyah ayıymış. Siyah ayılar böyle insanlara zarar vermiyor falan diyorlar. Ama öyle yol boyunca işte onları araştırdım. Birazcık korkuyorum şu an, yanımızda bir tane daha araba var, onların birazcık gitmesini bekliyoruz. Çünkü olur da seri katil çıkarlarsa falan diye. Hani şu ana kadar hiçbir zaman okuduğum o işte böyle seri katil kitapları da işte korku kitaplarına, filmlerine izlediğime falan hiç pişman olmamıştım. Ta ki bu zamana kadar. Buraya gelene kadar beynimde bin türlü senaryo kurdum arkadaşlar. Ya şöyle olursa ya böyle olursa diye. Ama Cevşen falan okudum. İnşallah Allah'ım koru beni. İnşallah bir şey olmaz. Arkadaşım da koru lütfen Allah'ım. Öyle. Hadi bakalım. Kamerayı arabada bırakacağım bu arada. Çünkü gece modu var kameranın ama çok böyle iyi çekmiyor. O yüzden direkt telefona devam edeceğim. Öyle. Sizi seviyorum. İnşallah ölmem. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi geldik. Burada dikkat işareti var. Diyorlar ki işte wildlife var, yani ayılar şunlar bunlar. Burada bir sürü işte buranın şeylerini anlatmışlar. Ondan sonra öyle, bu arada aşırı titriyorum. Etraf gördüğünüz gibi zifiri karanlık. Şu anda flaşın açık olmasına rağmen. Şu anda iki yol var. Ya buraya gideceğiz ya buraya gideceğiz. Ama gerçekten korkuyorum şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce korkudan korona hatmettik bu arada. Okay, let's go. Karanlıkta böyle bir tane şey gördük, kardan adam yapmışlar. Ama biz onu bir tane kız zannettik elbisenin içinde. O kadar korkuyor ki şu suratına bakın. Oh my god. Her yer zifiri karanlık. Yerde böyle bir şey bulduk. Ayı ayağına benziyor. 3 tane parmağı var, böyle gidiyor. Şimdi geldik, böyle ufak bir yürüyüş yaptık içeriye doğru. Hiç tahmin ettiğimiz kadar böyle büyük bir şey çıkmadı. Belki daha fazla böyle yürüyecek yeri vardır. Ama biz karanlıkta sadece gölün kenarına kadar gittik. O da direkt böyle 5 dakika falan sürdü. Hani kar olmasa direkt 2 dakikada giderdi. Hani hiç uzak değildi.
Şu anda gökyüzünde hiçbir şey yok. Çünkü zaten şey diyorlar, kuzey ışıklarını görmek için saat 10 ile gece 2 arasında görünüyor diyorlar. O yüzden biz şimdi odalarımıza gideceğiz. Birazcık dinleneceğiz. Bir de ben incecik pantolon falan giydim böyle hani. Tek kat çorabım falan var. O yüzden biraz üşüdüm. Gideceğiz işte kat kat gideceğiz. Birazcık dinleniriz. Ondan sonra birkaç saate bir daha geleceğiz inşallah. Şans dileyin, dua edin. İnşallah görebiliriz. Çünkü çok güzel olur görürsek. Öyle. İşte odaya dinlenmeye geldim. O yüzden çarşafı evden... Böyle bir çarşaf getirdim. Hepsini şurada gördüğünüz dezenfekte etmişiyle dezenfekte ettim. Ondan sonra çarşafı da böyle televizyonun üstüne falan koydum. Her şeyin prizden çıkarttım. Perdeleri olabildiği kadar böyle güzelce kapatmaya çalıştım. Orası tam kapanmıyor. Ama orası zaten ormana bakıyor. Çok sorun olmaz inşallah. Birazcık dinleneceğim. İnşallah birkaç saate bir daha çıkacağız. Çoraplarım falan o kadar ıslandı ki ormanda yürürken. Ama öyle. Ay, az önce ne oldu biliyor musunuz? Anlattım ya size işte böyle ayı görürsek hani ne yapalım falan diye böyle araştırdım diye. Hep şey demişler, ayılara işte kaçmayın, yüksek sesler çıkartın ve böyle iki kişiyseniz işte beraber dur, kollarınızı havaya kaldırın falan, hani böyle olduğundan daha büyük görünmeye çalışın demişler, tamam mı? Ondan sonra biz de böyle yürüyoruz, şey yapıyoruz falan, tırstık. Sonra bir baktım şey geldi. Dedim ki düşünsenize şimdi bir tane ayı var, tamam mı? Ayıyla karşı karşıya kalıyorum ve bağırıp böyle ses çıkartman gerekiyor ya, bağıra bağıra benim grandson söylediğimi düşünsenize, gerçekten adam hayatımı kurtarmış olurdu. Eğer kim olduğunu bilmiyorsanız, grandson'un da benim en sevdiğim şarkıcı, böyle rock şarkı falan yapıyor. Yol boyunca bunu düşünüp güldük arkadaşlar. Çünkü bağıra bağıra zaten ben bu adamın şarkılarını sürekli arabada söylüyorum. Ve dedik hani karşınıza böyle bir ayı çıksa, ha bir yandan ben vlogluyor da olurum çünkü derim hani, yani öleceğim mi kalacağım mı belli değil, anladın mı? Bu son an karşıma ayı çıkmış, tabii ki vloglayacağım. Düşünsene bir aşağıdan böyle bağırıyorum, böyle çaksın sesleri falan, çok komik olurdu gerçekten. Ama öyle. Yanlışlıkla fotoğrafımı çektim, öyle. Arkadaşlar bir şey, bir daha geldik. Yorgunluktan ölüyorum görmüş olduğunuz gibi. Şu anda hiçbir şey görmüyoruz. Yani arabadayız gerçi ama çok bulutlu hava bugün şansımıza. Ekran fotoğrafları koyarım normalde nasıl bir şey görüyor olmamız gerektiğine dair. Ama bırakın, bende ayı spreyi var. Daha önce çok tehlikeli bir mahallede yaşadığım için insanlara karşı almıştım ayı spreyini. Çünkü burada biber gazı illegal. Bunlar da aslında illegal, hani normalde üstünde taşıman falan. O yüzden aldığımdan beri hiç kullanmadım. Hani çok şükür hiç gerek kalmadı. Ama ayı spreyi yani, anladın mı? Şu anda polis görse şey yapsa, ayı olabilir hani orman. Neyse, bunu böyle çevirtip şiş yaptığında böyle bayağı şey oluyor herhalde. Hiç kullanmadım, bilmiyorum. Bu da arkadaşlar böyle kişisel alarm şeyi, böyle güvenlik şeyi. Bunun burasına bastığınız zaman bayağı böyle kuvvetli bir ışık var. Ondan sonra şu gri şey çektiğiniz zaman da gözlerinizi karartan derecede böyle aşırı yüksek sesli bir şey çıkıyor. Ondan bu ikisini alacağız inşallah, şanslıyım. Umarım bir şeyler görebiliriz gerçekten. Çünkü göremezsek gerçekten çok üzücü olacak. Ama öyle, çok uykum var. Ölüyorum uykusuzluktan. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi saat 10.30. Biz uyandık. Buradan çıkışımız saat 11'de. Ondan sonra şimdi kalkacağız. Yemek falan yiyeceğiz. Ondan sonra işte yavaş yavaş şehre geri dönmeye başlayacağız. Dün ne yazık hiçbir şey göremedik ışıklardan. O kadar üzücüydü ki. Gittik. İlk başta zaten yürüdük ya. Ondan sonra geri dönmüştük. Sonra bir daha gittik arkadaşlar. Böyle bir de... Kaçta gittik biz? 12'yi geçerken gittik bir daha parka. Çünkü 10 ila 1 arası, şey 10 ila 2 arasında çok güzel görünüyor diyorlardı. O yüzden biz böyle 12 gibi falan gittik herhalde parka. Hiçbir şey yoktu. Ondan sonra 1'e kadar falan arabada bekledik. Çünkü yürümeye çalıştık ormanı. Ama dünyanın en korkunç şeyiydi. Çünkü arkadaşlar her yer gerçekten zifiri karanlık. Hani anlıyorum, bütün ormanın zaten amacı o karanlık olması. İşte ışık kirlenmesini önlemek falan filan, anlıyorum. Ama tek insan bizdik orada. Her yer aşırı karanlıktı. Çok korkunçtu. Sürekli böyle hayvan sesleri duyuyorsun. Çatırtılar çatırtılar. Bir de hava hani karlı falan olunca böyle soğuk, rüzgarlı. Her yerden çatırtı çatırtı falan duyuyoruz. Sonra arkadaşım şey dedi. Ya dedi, böyle ormanlık yerlerde cinler çok fazla olmuyor mu dedi. Sence bu güvenli mi bizim buraya girmemiz? Ben dedim ben öyle bir şey bilmiyordum. Sonra ben iyice korktum. Koşa koşa hemen geri arabaya gittik. Sonra arabada bir ikiye kadar bekledik bir daha. Sonra hiçbir şey göremedik. Bir yandan da telefondan sürekli böyle... hava durumuna falan baktık, kapıda birisi var. Sürekli hava durumuna falan bakıyoruz böyle işte. Bunları görmenin böyle özel hava durumları oluyor işte.
ışıklara ne zaman denk gelebileceğinizi anlatıyorlar işte falan fistan. Ama işte hiçbirinden bir şey çıkmadı kısacası ne yazık ki. Çünkü dün hava çok bulutluydu. Hani yıldızları bile göremiyorduk ki öyle bir yer yıldızları görmemem mümkün değil. Çünkü Toronto'da bile her şeyi görebiliyorsun yani o kadar ışık olmasına rağmen. Ama yıldızlar bile görünmüyordu dün. Bayağı bulutluydu. Ama öyle en azından denedik. Hadi görüşürüz. Kapıda birisi var. Arkadaşlar salak gibi ağlıyorum. Çünkü çok mutluyum. Bir sürü kupa var arkadaşlar. Hepsini dışarı koymuşlar. Şimdi önünden geçeceğiz inşallah. İçine girmeyeceğim çünkü girersem daha fazla ağlarım muhtemelen. Bir sürü mini kupa var. Oh my god. İlk defa bu kadarını bir arada gördüm. Vallahi ya, arkadaşlar gideceğim kendime bir tane zengin şey bulmam lazım. Bana araba alsın diye. Çok güzel ya. Çok güzeller ama kırmızısı yok. Ama nasıl ben hepsini daha çok seviyorum. Her rengi çok güzel maşallah. Allah'ım çok güzeller yarabbim. Nasip edin inşallah. Lütfen gidin videomu beğenin. Abone olun. Arkadaşlarımıza söyleyin ki kupra alabileyim. Lütfen. Arkadaşlar bir sürü kupra var. Oha çok güzeller. Oh my god. Arkadaşlar ondan istiyorum. Ben onun kırmızısını istiyorum. Neresi ama.